Kanalıma hoş geldiniz sevgili hobi severler. Bugün cam boyuyoruz. Bunun için mat bir vernik kullandım. Mat vernik kullanmamın sebebi yüzeyi daha tutucu hale getirebilmek. Çünkü bu videoda kumaş boyası kullanıyorum. Kumaş boyası cama normal şartlarda tutunamaz. Tutunabilmesi için vernikle bir satı oluşturabilirsiniz. Bunu boyamadan yine buzlu cam görünümünde de kullanabilirsiniz. Verniği sünger tampon fırçayla camın tüm yüzeyine uyguladım. Silikon kalıba yine sıcak silikon sıkarak kabartma bir yüzey elde ediyorum. Sıcak silikon kullanmamın sebebi çok pratik, hemen donuyor, işleme hemen başlayabiliyorum ve diğer malzemelere göre biraz daha hesaplı. Öncelikle şişenin kapağını bir kağıt bantla bantlıyorum çünkü sprey boya yüzeyin her tarafına bulaşabilir. Sprey boyayı camın üzerine sıktıktan sonra yine sünger ve tampon fırçayla yüzeye dağıtıyorum. Transparan bir yüzey oluyor cam boyalarında olduğu gibi. Rahatlıkla arka tarafı görebileceğiniz ışığı geçirebilen bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Kuruma süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak yarım saat, bir saat gibi oluyor. Üzerine tekrar işlem yapmadan Birkaç saat yine de beklemekte fayda var. Boya tam olarak fikse olsun, sabitlenebilsin. Sıcak silikonu kalıptan çıkarttıktan sonra mor metalik mulch surface yine tüm yüzeyleri tutan boyayla çünkü silikon plastik bir yüzey. Bir boya kullanıyoruz ve tamamını mora boyuyoruz. Boyamız kuruduktan sonra üzerinde platin rengi metalik boya yine kullanıyoruz. Tampon fırçayla sert kıllıdır. Hafifçe süpürerek dokunun yükseltinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Kalıptan çıkarttığımız ve boyadığımız sıcak silikonla oluşturduğumuz objeleri yine sıcak silikon arkasına sıkarak camın üzerine sabitliyoruz. Platin rengi metalik boyayla camımızın alt kısmını yine tamponla şeklinde boyuyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Beğen butonuna basıp yorum yapıp bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.